videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir sohbet videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle yine bir futbol videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Beşiktaş'ın antrenörü Valerian İsmail takımından kovulabilir. Bunun üzerine konuşacağız. Evet, sizce Valerian İsmail gitmeli mi, gitmemeli mi? Bence gitmeli. Çünkü son oynanılan Hatay maçından sonra alınan mağlubiyet artık kotasını doldurmasına sebebiyet verdi. Ve Valerian İsmail takımdan kovulmalı, gitmeli diyorum. Zaten Valerian İsmail'in Beşiktaş'a çok kattığı bir şey yoktu. Evet, Valerian İsmail giderse yerine kim gelmeli sizce? Birçok taraftan Şenol Güneş'i Beşiktaş'ta görmek istiyor. Şenol Güneş tekrar Beşiktaş'a gelsin, Beşiktaş'ın antrenörü olsun istiyor. Evet, Şenol Güneş'in Beşiktaş'a verdiği katkıları hepimiz biliyoruz. Verdiği katkılar çok büyük katkılardı. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. İnşallah Şenol Güneş gelirse inşallah takıma da büyük katkıları olacağını inanıyorum. Ben Şenol Güneş'in gelmesini istiyor muyum? Hayır. Bence Sergen Yalçın şu tekrar takıma geri getirilmeli. Birçok taraftar Şenol Güneş'i isterken bir Beşiktaş taraftarı olarak ben Sergen Yalçın'ın gelmesini isterim. Sergen Yalçın kötü oynarken bile takım bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bir çaba içerisindeydi. Valerian İsmail'in oynattığı oyunda hiçbir şey anlayamadık. Evet, lige Valerian İsmail'le iyi başlamış gözüksek de iyi gitmedik. Birçok yani yorumcu, birçok spor yorumcusu eğer Beşiktaş böyle giderse, böyle oynamaya devam ederse takıma katkıları olur diyordu. Evet, büyük katkıları olur diyordu. Ve bu takım böyle oynamaya devam ettiği sürece, Valerian İsmail'in de etkisi olduğu sürece bu takım şampiyon olur diyen çok fazlaydı ama şu anda şampiyonluk yolunda Beşiktaş şampiyon olur diyen çok az kişi var. Belki de yok denecek kadar az kişi var. Evet, Beşiktaş iyi başladı ama iyi götüremedi. Bu da Valerian İsmail'in takıma bir şeyler katamamasından oldu. Aslında Valerian İsmail takıma gerçekten bir şeyler katamadı. Beşiktaş oyuncuların kendi bireysel çabasıyla aslında Beşiktaş bir yere kadar geldi. Valerian İsmail'in ne bir taktiği var, ne bir stratejisi var, ne bir oyun yapısı, ne bir oyun kurgusu var. Hiçbir şey yok. Oyuna aldıkları, oyundan çıkarttıkları bile saçmaydı. Bazen iyi oynayan oyuncuyu oyundan alıyordu. Almaması gereken oyuncuları oyundan alıyordu. Valerian İsmail evet hırslı bir hoca olarak görünüyor. Evet, hırslı bir hoca olarak görünüyordu. Kendi kulübesinde, yedek kulübelerinin orada gerçekten yaptığı hareketlerle yani hırsının olduğunu gösteriyor ama bu hırsını futbol takımına Beşiktaş'a yansıtamamıştı. Evet, dün akşam oynanan Hatay maçında Beşiktaş'ın 90. dakikada yediği gol sonrasında Hatay'a 2-1 yenilmesi taraftarı çileden çıkarttı. Hem taraftarı çileden çıkarttı hem de yönetimi çileden çıkarttı ve artık yönetim Valerian İsmail ile yollarını ayırmak istiyor. Valerian İsmail gidecek gibi görünüyor. Henüz gitmedi ama büyük ihtimalle gidecek gibi görünüyor. Bakalım Valerian İsmail Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yerine kimler gelecek? Valerian İsmail'den sonra kim geleceğini gerçekten merakla bekliyorum. Bir Beşiktaş taraftarı olarak heyecanla bekliyoruz. İnşallah Beşiktaş'a yararlı olabilecek, Beşiktaş'ı sırtlayabilecek taktiğiyle, stratejisiyle, oyun kurgusuyla Beşiktaş'a bir şeyler verebilecek, kimin oyuna çıkması gerektiğini, kimin oyuna girmesi gerektiğini çok iyi bilebilecek Beşiktaş'ı tanıyan, ülkeyi tanıyan, ligi tanıyan, rakipleri tanıyan, taraftarları tanıyan bir hocanın gelmesini isterim. Şenol Güneş, şimdi yerine ben Sergen Yalçın gelmesini istiyorum ama Şenol Güneş gelirse de kötü bir hoca demem. Beşiktaş'a verdiklerini biliyoruz. Beşiktaş'a yaptıklarını biliyoruz. Beşiktaş'a verdiği katkıları gerçekten biliyoruz. Taraftarların da sevgilisi bir hoca. Taraftarlarla çok iyi anlaşacaktır. Taraftarların görüşlerine saygı duyabilecek bir hoca olduğu için Beşiktaş'a gelirse Şenol Güneş iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Evet, bu saatten sonra Şenol Güneş de gelse, Sergen Yalçın da gelse veya başka bir hoca da gelse Beşiktaş'a ne kadar katkı sağlayacak? Beşiktaş şampiyon olur mu? Olamaz mı? Bunu tabii ki oynanan maçlar sonrasında göreceğiz. Hani Galatasaray'ın çok yetenekli kadrosu, yıldız oyunculardan kurulu bir kadrosu, Fener'in iyi gidişatı, sürpriz bir Adana Demirspor olması, Başakşehir'in iyi oyun oynaması, Konyaspor'un geçen seneki performansını devam ettiriyor olması Beşiktaş'ı zorlayacak faktörler. Beşiktaş hem de yani ligde oynadığı gibi hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı oynayacak. İki kupada birden oynayacak. Bu iki kupayı çıkarabilecek kadroya sahip mi? Ben sahip olduğunu düşünüyorum. Hem ligi hem kupayı aynı anda götürebilecek, yönetebilecek bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum Beşiktaş takımının. Evet, güçlü bir kadroya sahip olan takım Beşiktaş takımını yönetebilecek güzel bir hoca gelmesi gerekiyor. Kadroya baktığımızda yani oyuncuların kötü olmadığını görüyoruz. Oyuncular bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zaten Beşiktaş'ın şu anki konumunda
Beşiktaş futbolcuların oynadığı oyun hırs, çabayla oldu. Taraftarın sonuna kadar verdiği destekle oldu. Yaptığı tezahüratlarla maça gelmeleriyle oldu. Taraftarlar futbolcuları ateşledi. Hoca futbolcuları ateşleyemedi. Tamam. Yedek kulübesinin orada Bayram İsmail'in verdiği tepkiler, hani pozisyonlara verdiği tepkiler, yaptığı hareketler, bunlar hocanın böyle hırslı olduğunu gösteriyordu ama Valerian İsmail kendindeki bu hırsı Beşiktaş takımına aktaramadı. Beşiktaş takımına aktaramadığı için de Beşiktaş bir şey yapamadı. Yeri geliyordu, oynanılmaması gereken oyuncuları oynanamıyordu. Yani oynaması gereken, iyi oynayan oyuncuyu birden oyundan alabiliyordu. Bakalım Valerian İsmail Beşiktaş'tan ayrılırsa, ayrıldıktan sonra hangi takıma gider onu da göreceğiz. Ve Valerian İsmail ayrıldıktan sonra da Beşiktaş'ın başına hangi hoca geçecek bunu da göreceğiz. Ben yabancı hoca geçmesindense yerli hoca geçmesini isterim. Geçecek yerli hocanın da Beşiktaş'ı tanıyor olması, Beşiktaş'ı futbolcuları tanıyor olması, şehri tanıyor olması, ülkeyi tanıyor olması, taraftarlarla arası da iyi olursa gerçekten iyi olur diyorum. Ben Ahmet Nurçevi'nin yani başkanımızın taraftarı bu sefer dinlesin diyorum. Taraftar bir şey çok istiyorsa vardır bir bildiği desin. Taraftarların sevdiği bir hoca, taraftarla arası iyi olan, taraftarın sevgilisi olan bir hoca olan Şenol Güneş gelsin be hocam. Evet, Şenol hocam gelsin be başkanım. Şenol hocanın en kötü bu takımı ilk üçte bitireceğini düşünüyorum. Belki şampiyon yapamayabilir. Çünkü onun istediği gibi bir kadro yok elinde. Ama bu takımı en azından ilk üçte bitireceğine inanıyorum. Bu takıma çok şeyler katacağına inanıyorum. Şenol Hoca'nın bir taktiği var, bir stratejisi var, bir kurgu, oyun kurgusu var. Ve bu taktiğini, bu stratejisini, bu oyun kurgusunu da Beşiktaş takımına yansıtabilirse gerçekten çok iyi işler yapabilecek bir kadroya sahibiz. İnşallah Şenol Hoca bu takıma gelir ve Şenol Hoca bu takımda bir şeyler yapacaktır. Ama ben Sergen Yalçın taraftarıyım. Sergen Yalçın'ın bu takıma gelmesini anlıyorum. Çünkü Sergen Yalçın Şenol Hoca'ya göre biraz daha genç, daha dinamik, daha hırslı bir hoca olduğu için bence Şenol Güneş bu takımın başına, Şenol Güneş'in yerine Sergen Yalçın gelirse daha iyi olur diyorum. Evet, Beşiktaş gerçekten kadro olarak kötü bir kadroya sahip değil. Tamam, bir Galatasaray gibi yıldız oyunculardan kurulu değil, bir Fenerbahçe gibi yıldız bir teknik direktöre sahip değil ama Beşiktaş'ın oyuncuları hiç kötü değil. Baktığımızda o mesela bir Tayyip Talha var. Tayyip Talha neden bile takıma gidemiyor? Tayyip Talha milli takıma gitmeyi hak etmiyor mu? Evet, hak ediyor. Tayyip Talha milli takıma alınmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Tayyip Talha'nın milli takımda oynayabilecek yeteneği, kapasitesi var. Mesela Enkudu. Gerçekten kendini çok geliştirdi Enkudu. Bir aralar hiç iyi oynayamayan Enkudu gerçekten kendini çok iyi geliştirdi. Sakatlığını atlattıktan sonra gelecek oyuncularımız Gezal var. Gezal'ın bu takıma verdiğini katkıları hepimiz biliyoruz. Taraftarların sevgilisi haline gelmiş bir oyuncu. Taraftarlar da gerçekten çok seviyor. Hani Beşiktaş köklü bir kulüp. Valerian İsmail olmuyor. Bu köklü kulübe Valerian İsmail yakışmıyor. Gitmeli. Acil gitmeli. Ya ben şunu diyordum. Valerian İsmail gidecekse de en azından sezon devre arasını görmeli. Yani sezon sonunu görmesin. Devre arasını görsün. Devre arasında gitsin. Evet, şimdi Valerian İsmail gittikten sonra yeni hoca hemen gelmeli mi? Yoksa devre arasına kadar yedek hocayla gidip daha kaliteli, daha iyi takıma katkı sağlayabilecek, takımı sırtlayabilecek, götürebilecek yetenekli bir hoca mı gelmeli? Bu tartışılır ama bence devre arası beklenmeden alınabilecek hocalar arasında kim varsa hemen o alınıp takıma getirilmeli ve takım kendine gelmeli. Takım bir an önce kendine gelmeli, toparlanmalı ve iyi oynayıp kazanmalı, maçlarını kaybetmemeli. Ve bu sefer başkan taraftarı dinle, Şenol Güneş'i bir an önce getir. Valerian İsmail'den bir an önce kurtulalım. Şenol Güneş'i bir an önce takıma getirelim. Takımda bir Şenol Güneş etkisini görelim. Daha önce Şenol Güneş'in etkisini gördük. Daha önce Şenol Güneş'in Beşiktaş'a verdiğini gördük. Ve Beşiktaş'ta belki de bu kadar iyi bir kadro yoktu o zaman. Vagorst oyuncumuz var. Vagorst gerçekten forvette çok iyi. Boyunun da uzunluğu var. Kafa hakimiyeti olan, top hakimiyeti olan, topu iyi saklayan, topu iyi kontrol eden, topu iyi kullanabilen, şut çeken güzel bir oyuncu. Yani bu kadroyu Şenol Güneş, hem Şenol Güneş hem Sergen Yalçın. İkisi de bu kadroyu çok iyi bir şekilde değerlendirip bu takımda çok iyi işler yapabileceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Bu takıma çok iyi katkılar verebileceklerini düşünüyorum. Taraftarla da arası iyi. Hem Şenol Güneş'in hem Sergen Yalçın. İkisi de taraftarla arası iyi. Taraftarla iyi diyalog kurabilen bir hocalar. Taraftar demek
takımı gaza getiren demek. Taraftar demek takıma maddi kaynak demek arkadaşlar. Taraftarı küstürmemek gerekiyor başkanım. Ahmet Nur Çebi taraftarı bence bu sefer dinleyecek. Yaşanır Güneş ya Sergen Yalçın ikisinden birini getirecek ve takım uçacak gidecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Veren İsmail gider mi? Giderslerine kim gelir? Bunları tartıştık, bunları konuştuk bugün sizlerle. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip beğenirseniz like, beğenmezseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.